Bir gün TV'den merhabalar. ABD 5 Kasım'da başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Seçim yarışlarında birçok ses getiren olay oldu. Olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Hali hazırda ABD başkanı olan Joe Biden yarıştan çekildi. Onun yerine demokratların adayı Kamala Harris oldu. Harris seçimi kazanması durumunda ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Bunun yanında Cumhuriyetçi Partilerin adayı ise eski başkan Donald Trump. Trump seçim kampanyaları dolayısıyla 13 Temmuz'da düzenlediği bir mitingde suikast girişimine uğradı ve kulağından yara aldı. Bundan sonra düzenlediği ilk mitingde ise kurşun geçirmez camdan halka seslendi. Seçim her ne kadar demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında geçecek olsa da bağımsız adaylar da var. Bunlardan biri Amerika'nın ünlü başkan ailesi Kennedy'lerin ailesinden gelen Robert F. Kennedy Jr.'dı. Ancak RFK Jr. Birkaç gün önce Trump'a desteğini açıklayarak yarıştan çekildiğini duyurdu. ABD halkı 5 Kasım'da sadece başkan değil, aynı zamanda Senato, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organlarını seçmek için de sandık başında olacak. ABD seçimlerini Purdue Üniversitesi'nden akademisyen Özgün Basmaz ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Seçim yarışlarından biraz bahsetmek gerekirse bu yarışlar boyunca ABD'de ne yaşandı? Yarışlar boyunca aslında hep bahsediyoruz ya, böyle salıncak eyaletler var. Kamuoyunun da bir salıncak gibi oradan oraya savrulduğunu gördük biz bu seçimler boyunca. Ne oldu? Öncelikle Trump'ın proje 2025, yani Trump geldiği zaman proje 2025 isimli bir programı takip edeceği üzerine böyle ülkede oldukça kıyametler koptu. Bu proje 2025 Heritage Foundation diye aslında daha muhafazakar ve milliyetçi bir think tank ya da bağımsız bir kuruluşun aslında hazırladığı bir rapordu. Trump her ne kadar kendini buradan uzaklaştırmaya çalışsa da aslında politikalarının oldukça uygun olduğunu, hani uygun olduğu anlaşılıyordu. Peki ne oldu? Ondan sonra Biden hükümeti tabii ki bu proje 25 ile bağlantısı üzerinden Trump'ın Amerikan demokrasisini tehdit edeceğini ve Trump'ın gelmesi halinde en temel Amerikan değerlerinin yok olacağı üzerinden Trump'ı Amerikan demokrasisine bir tehdit olarak kampanyasını kurdu. Fakat bunun sonunda da Trump'a bir suikast girişimi düzenlendi. Suikast girişimiyle beraber Trump böyle daha oylarını arttırmış gibi göründü. Bütün kamuoyu oldukça o tarafa doğru savruldu. Çünkü Trump ne diyordu? İşte benim arkamdalar, benim peşimdeler. Kendi seçmeninde de aslında buna yıllarca bahsettiği bu tehdit söylemini de bir şekilde ispat etmiş oldu. Ardından tabii bunun öncesinde, çok özür diliyorum, bunun öncesinde aslında böyle bir katastrofik de diyebileceğimiz bir debate gerçekleşti. Nedir bu debate? Münazara gibi iki başkan arasında ve o münazara sırasında aslında Biden'ın çok yaşlandığı ve cumhurbaşkanlığı yapabilecek özelliklere sahip ya da mental kapasiteye sahip olamayacağı ile ilgili hem demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden böyle bir söylem yükselmeye başladı ve demokratlar artık hani Biden'a yürünemeyeceğini zaten biliyorlardı ama bunun üzerine bu baskılar da yükseldi. Arkasından Trump'a gelen bu suikast girişimiyle beraber ibre biraz Trump yönüne aslında döndü. Fakat demokratlar Biden'ı bir şekilde geri adım atmaya zorladı ve bunun yerine Harris geldi. Harris'in gelmesiyle tekrar demokrat taban aslında canlandı ve Harris'e destek artmaya başladı. Harris'in üzerinde, bunun üzerine Tim Walz'ı da başkan yardımcısı, ya oldukça popüler olan bir senatör olan Tim Walz'ı başkan yardımcısı olarak atamasıyla beraber aslında desteğini arttırdı diyebiliriz. Şu an kafa kafaya görünüyor. Ama en önemli başlıklar bunlar gibi görünüyor. Peki biraz İçlerine girmek gerekirse Trump ve Harris neyi temsil ediyorlar? Trump neyi temsil ediyor? Trump aslında daha böyle neoliberal dediğimiz, muhafazakar, milliyetçi dediğimiz bir çizgiyi temsil ediyor. Nedir söylediği? Daha küçük bir devletin küçülmesi gerektiğini iddia ediyor. Daha az vergi alan, eğitime
fazla karışmayan, bunların biraz daha özelleştirilebileceği bir sistemi savunuyor Trump. Ama bunun ötesinde, bunun yanında çok güçlü bir savunma sanayi ve güçlü bir güvenlik sistemi oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bu zaten aslında liberal, neoliberallerin ya da muhafazakarların çok tutunduğu bir başlıktır. Ne diyorlar bunlar? Bize aslında hiçbir şekilde karışmasınlar, serbest piyasa ekonomisini desteklesinler ama ihtiyaç duyduğumuzda, ülke içerisinde bir ayaklanma çıktığında ya da yurt dışındaki bir ülkeyle bir bağlantı kurmamız gerektiğinde oradaki çıkarlarımızı koruyabilecek güçlü bir militer ya da polis, güvenlik gücünün olması gerekiyor diyorlar. Bu yüzden bütün sosyal harcamaları kısıp aslında devleti tamamen böyle bir güvenlik, bir polise, zenginlerin ve hani üst gelir düzeyi, üst sınıfların çıkarını koruyacak bir polise indirgemeye çalışıyor Trump. Öte yandan Harris aslında sosyal harcamaların artması gerektiğini, orta sınıfın yok olması halinde ülkenin hiçbir şekilde aslında kalkınamayacağını, en temel değerlerinin yok olacağını savunuyor. Daha böyle baştan demokrasi üzerinden giderken söylemleri şu an daha özgürlükçü, daha özgürlükler üzerine yorum yapmaya başladılar, daha vurgu yapmaya başladılar. Bu şu açıdan da önemli Buse Hanım. Roosevelt çok önemli bir başkanıdır aslında Amerika'nın. Tam İkinci Dünya Savaşı sırasında da liderlik etmiştir. En şey zamanında, o Great Depression'dan, büyük bunalımdan çıktıkları zamanda Roosevelt şöyle bir açıklama yapar. Aslında fakir olan, yani karnını doyuramayan bir insan asla özgür değildir der. Ve 4 tane özgürlükler manifestosu yayınlar. Biraz oraya da referans vererek Harris ve Weiss ikilisi de aslında özgürlüğün ekonomik, orta sınıfın ekonomik olarak güçlendirilmesinden geçtiğini söylüyor. Orta sınıfı daha ayağa kalktıracak, aşırı zenginlerden daha vergi alınacağı, sosyal hizmetlerin, sosyal destek programlarının devam edeceği, iklim politikasının, iklimle ilgili uygulamaların devam edeceği bir başkanlık temsili var aslında. Peki önümüzdeki anketler bize ne gösteriyor? Yani Trump mı daha hala ibre, Trump'a mı dönük, yoksa Harris'in gelmesi başka bir etki yarattı mı? Harris'in gelmesi başka bir etki yarattı. Kararsız seçmenler vardı ya da tepkisel oy kullanacak olan seçmenler vardı. Harris'in gelmesinden önce yani Trump açık ara yarışı önde götürüyordu ama şu an biraz daha kafa kafaya. Ama yarış çok yakın bir yarış. Kesinlikle o taraf kazanabilir, bu taraf kazanabilir gibi bir öngörüde bulunmak mümkün değil şu aşamada. Ancak Harris'in desteğini gittik her geçen gün daha çok arttırdı ve anketlerde öne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii burada bazı eyaletlerin kararları çok önemli olacak. Peki bir yandan da Demokrat Parti'nin, Harris'in partisinin geçtiğimiz hafta bir kongresi vardı. Bu kongreden ne gibi çıktılar alındı acaba? Kongrede aslında yani şöyle bir çıktı alındı. Harris kendini bütün Amerika'ya tanıtmış oldu. Harris'le ilgili işte komünist olduğuyla ilgili veya çok ekstremist olduğuyla ilgili bazı yorumları vardı. Hem onlara karşı cumhuriyetçilerin söylemlerine bir cevap verme imkanı buldu. Yani birebir de imkan bulmuş oldu. Ne yaptı? Ben aslında orta sınıfın temsilcisiyim dedi. Ben uç falan değilim. Daha kendini böyle ortada bir yere konumlandırmasına yardımcı oldu. Zaten Vice President olarak, başkan yardımcısı olarak önerdiği isim de kendini her zaman daha böyle bir orta sınıf, daha makul, Amerika'yı temsil eden biri olarak öne çıkıyor. O çizgiye kendilerini oturttular aslında. Ve biz komünist falan değiliz. Biz aslında hani daha ulusalcı, vatansever, çok fazla bayrak vurgusu vardı. Biz vatanseveriz. Walz'ın askerlik geçmişine çok fazla vurgu yapıldı. Bu insanların aslında Amerika'yı yıkmak, Amerika'nın devlet yapısını daha böyle komünizme çevirmek gibi bir niyetleri olmadığını daha net bir şekilde anlatmış oldular. Bu açıdan aslında önemli. Bunu yani ne var ki bunda diye düşünülmesini hiç istemiyorum. Çünkü Kamala Harris'in gerçekten böyle komünist olduğu ile ilgili
söylem o kadar güçlü ki normal gündelik Amerikalılarda da çok ciddi karşılığı var. Hatta son Kamala Harris'in önerdiği bazı ekonomik paket oldu. Burada işte fiyatlarla ilgili bir düzenleme yapacağını, özellikle market fiyatlarını kontrol edeceğini, burada şişirmeleri engelleyeceğiyle ilgili bir şey söylemişti. Ve buna kamulizm diye, komünizm, kamulizm diye cumhuriyetçiler saldırdılar. Ve hani biz artık komünist falan değiliz, biz daha orta sınıfın çıkarlarını gözetiyoruz. Bu anlamda daha makul bir imaj çizmelerini sağladı. Bir yandan da Biden'la olan da, hani Biden'dan ne farkın var ki senin bu kadar zaman? Sonuçta beraber aynı ofiste, beraber ortakça iş yapmıştınız. Kamala Harris bir yandan Biden'dan da farklılaşmaya çalıştı. Hem Biden'dan farklı ne söyleyeceğini, hem de Trump'ın söylemlerine karşı aslında kendini anlatma fırsatını bulmuş oldu. Bu açıdan da başarılı oldu aslında. Her iki adayın da özellikle işçi sınıfına yönelik ciddi politika söylemleri var. İkisi de elinde tutmaya çalışıyor işçi sınıfını. Kadınlar, LGBT artılar ve göçmenler üzerinden de bir takım politik tartışmalar sürdürülüyor. Kamala Harris'in ve Donald Trump'ın iç politika gündemlerinde ne var? Öncelikle en temel farklılaşmayı o kürtaj meselesi üzerinden onu bir netleştirelim. Yani aslında Kamala Harris'in de en net politikası kürtaj üzerinden söyledikleri. Ulusal düzeyde, yani federal düzeyde kürtaj yaptırmak isteyen kadınları güvence altına alacak bir politika izleyeceğini biliyoruz. Trump ise bunun eyaletler üzerinden düzenlenmesi gerektiğini, eyaletlerin inisiyatifinde olması gerektiğini söylüyor. İkinci olarak işçi meselesinde zaten Biden çok böyle sendika yanlısı, işçi yanlısı politikalar getirdi. Kamala Harris de burada şunu söylüyor. En az bu asgari ücretin tekrar artırılması gerektiğini ve işçi sendikalarının güçlendirilmesi gerektiğini zaten bunu söylüyor. Aynı zamanda bununla ilgili vergilendirmelerde de olacağını açıkladı. Nedir? İşçilerden ve az gelir lerden vergi almayacağını söylüyor. Hatta yani bu aslında biraz daha Vals'in iddiası. Ama Kamala Harris şöyle bir şey söyledi. Geliri 400 bin doların altındaki kimseden hani yüksek vergiler almayacağız. Bunun üzerinde kazananlardan vergi alacağız dedi. Ama bir yandan da şimdi işçi örgütleri de şuradan birazcık endişeli. Peki Türkiye yani Amerika'nın neredeyse %76'sı 400 bin doların altında para kazanıyor. Eğer kimseden vergi almayıp zenginlerden vergi alacaksan bu kadar sosyal politikayı nasıl gerçekleştireceksin gibi bir orada bir hala netleşmeyen bir şeyi var işçilerle de ilgili. Ama öte yandan Trump tabii ki asla zenginlerin vergilendirilmeyeceğini söylüyor. İşçilerle ilgili yani burada serbest piyasa ekonomisini savundukları için işçilerle ilgili de bunun buradaki fiyat belirlemesinde devletin herhangi bir söz sahibi olmaması gerektiğini ama piyasayı belirleyenin işveren olduğunu iddia ediyor. Yani bu aslında daha çok işçiyi işverenin insafına bırakan bir politika izleyecek zaten. Orada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Reaganomics dedikleri Reagan dönemindeki ekonomik aslında düzenin tekrar canlandırılması gerektiğini de söylüyor. Hem bu Heritage Foundation diye proje 2025'i yazanlar hem de Trump orada şöyle bir şey olacak. Eğer biz zengini vergilendirmezsek onlar da zaten çok daha fazla yatırım yapabilip ülkedeki işsizliği azaltacak gibi bir öngörüleri var. Ama hani tarih kendini tekrar etmiyor ama ediyor bir yandan da. Oranın aslında nasıl felaket sonuçları olduğunu, yani o Reagan ekonomisinin ne kadar acı sonuçları olduğunu hem orta sınıf için hem işçi sınıf için bunu gördük. O yüzden de hani işçileri daha fazla iş olanağı yaratacağız. Biz işçi yanlısıyız, bir iktidarız dese de aslında öyle olmayacağını zaman içinde göreceğiz. Peki biraz da dış politikalarına bakmak gerekirse. Gazze'de süren savaş hakkında her iki adayın da bir takım açıklamaları var. Trump, Hamas destekçilerinin sınır dışı edileceğini söylüyor. Bu bir yandan İslamofobiyi zaten
var olan İslamofobiyi artırmaz mı? Bir de Haris, İsrail'in güvenliğini sağlayıp savaşı bitireceklerini söylüyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Haris aslında Biden döneminde de daha böyle bir iki devletli bir çözüm için bastırdı. Yani bazı Netanyahu'nun bu uygulamasını desteklemediğini, Biden'ın daha net bir tavır alması gerektiği konusunda tavır aldı aslında. Haris bu konuda birazcık daha böyle empatik dediğimiz, iki tarafın da dinlendiği bir çözüm bulunması yönünde hükümeti zorlamıştı. O yüzden o politikasını devam edecek. Ama öte yandan İsrail tabii ki Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli destekçilerinden diyelim. O yüzden orayı herhangi bir şekilde kaybetmeye ya da İsrail karşılığı bir politika sürdürmesi çok zor. Bir yandan tabii ki şeyi hiç duymuyorduk. Yani bu Filistin'de yaşananların aslında ne kadar ciddi bir insanlık krizi olduğu ile ilgili Amerika'nın bu kadar yüksek yönetici kadrosundan böyle bir şey duymuyorduk. O yüzden hani bir yandan hem Arap Amerikanların gazını mı alacak? Hani böyle hem Arap Amerikanları yumuşatacak ama hem de İsrail çok yabancılaştırmayacak bir ara yerde duruyor. Trump tabii ki İsrail'i destekliyor. İsrail'in ama bazı uygulamalarına karşı çıkıyor. Bir an önce işi halledin, bir an önce Hamas'ı ne yapacaksınız yapın, bu iş çok uzadı diye bastırıyor. Trump'la ilgili şöyle de bir şey söyleyeceğim. Abraham Anlaşmaları da herhalde ismi nasıl yaptığını, tam olarak ismini hatırlamıyorum ama İslam ülkeleriyle, Suudi Arabistan'la özellikle ve işte İsrail'in çevresindeki Müslüman ülkelerle iyi geçinme ve iyi ilişkiler sürdürme ile ilgili çok ciddi bir çabası oldu. O yüzden hani böyle bir İslamofobik, topyekun bir İslamofobik bir yerde durmuyor. Ne var ki? Eğer kazanırsa 7 ülkeden, 7 Müslüman ülkeden hiç kimseyi almayacağını söyledi. Bunların arasında İran, Irak, Suriye, Yemen gibi ülkeler var. Şimdilik Türkiye yok. Ya da Amerika'da herhangi bir şekilde her türlü göçmenlik için yasal şartı sağlamış olsa da eğer cihatçı eğilimleri varsa sınır dışı edebileceğini söyledi. Bu tabii ki yani neye göre, kime göre herhangi bir şekilde yani bir İslamofobik bir temayül oluştuğu takdirde çok rahat ülkeden insan gönderebilecek. O yüzden çok açık ama böyle bir topyekün İslam karşıtı bir söylemi şimdilik yok. Çünkü oradaki Arap ülkeleriyle arayı iyi tutmaya çalışıyor. Orada da böyle. Bu arada şey söylemedim Buse Hanım, bu önemli. LGBT bireyler için ne demek olacak? Ne ifade edecek bu seçimler demiştik. LGBT bireyleri için Trump'ın seçilmesi. Yani Trump ben böyle gayleri seviyorum falan filan diyor ama Trump'ın aslında seçmen tabanı gay evliliklerinde, orduda trans bireylerin görev almasının da tamamen geri döndürülmesini istiyorlar. LGBT'lilere sağlanan bazı ayrımcılık karşıtı yasaların geri çekileceğini de biliyoruz. O yüzden LGBT bireyleri için Trump iktidarının hiç iyi olmayacağını öngörebiliriz. Özellikle trans bireylerin için. Trans bireyler için zaten anti trans bazı yasalar geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden onu atlamayalım çünkü çok önemli ve seçimin en önemli başlıklarından da biri. Bir yandan da Harris'in NATO ve Ukrayna desteğini yenilediğini görüyoruz. Bu Harris'in başkan olması durumunda Biden'ın dış politikalarını sürdüreceği anlamına mı geliyor? Harris Ukrayna konusunda evet Biden'ın dış politikalarını destekleyeceğini ifade etti. NATO'ya desteğini de açıkladı aslında ve Putin'i bu yaptıklarından dolayı kınadı da. Yani oradaki destek devam edecek. Çok ciddi bir destek verdi Amerika Ukrayna'ya bu arada. Yani çok çok ciddi bir destek verdi. Hatta bazı bu AI firmalarının da orada yeni bir savaş düzeni, yeni bir savaş ve stratejiyi aslında o yapay zeka üzerinden nasıl geliştirileceğiyle ilgili o teknolojinin gelişmesi için bir laboratuvar olarak kullandığını ve bu yüzden Amerika'nın da o şirketlerle beraber de bu savaş içerisinde farklı aslında orada farklı bir niyetinin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani buradaki desteğini çekmeyeceğini hem böyle bir daha otoriter rejimlere karşıtlık üzerinden hem de bu savaş teknolojilerinin gelişmesinin, değişmesinin desteklenmesi açısından Ukrayna'ya destek verecek. Ama Trump hem NATO'ya olan desteğini çekebileceğini hem de yani
şey diyor zaten, ben iktidara gelmesem de ben bu işi çözeceğim bir şekilde. Bana bırakın bunu. O trip bildiğimiz Trump ağzıyla aslında ne diyor? Ben diyor bir şekilde bir geleceğim diyor. İkna edeceğim Ukrayna'yı, Rusya işgal ettiği Rusya, Rus bölgelerinden çekilmeye. Rusya'yı da bir şekilde ikna edeceğim diyor ama aslında temelde Ukrayna'ya Amerikan desteğinin verilmesini istemiyor. Yani bizim ne işimiz var Ukrayna'da? Biz kendi işimize bakalım gibi bir yerde duruyor. Onun dışında tabii ki NATO'da da gayri safi milli hasılasının en az %2'sini savunmaya harcamayan ülkelerin desteklenmeyeceğini, madde 5'in yani işte buralara bir saldırı olması halinde bütün NATO üyelerinin onu korumak için kendilerine yapılmış gibi bu ülkelere savaş açacağı söyleminden aslında eğer %2'sini karşılamıyorsa, %2'sini savunma sanayine ayırmıyorsa bunlara daha sınırlı destek verilmelidir ya da adaylık verilmelidir diye zaten NATO ile ilgili sürekli böyle soru işaretleri uyandıracak söylemleri var Trump'ın. O yüzden NATO için de çok Amerika'nın hani NATO ile ilişkileri açısından ilginç bir dönem olacağı benziyor. Bir de ABD'nin azılı düşmanı Çin meselesi var. Adaylar Çin'e karşı nasıl bir tutum sergilemeyi vaat ediyorlar. Orada aslında çok değişmiyor iki tarafında söylediği. Yani değişse de değişmiyor. Çin'den gelen ürünlere %7,5 olan vergiyi %25'e kadar çıkarabileceğini iddia etti aslında Harris. Özellikle Çin'den gelen çeliğe. Onun dışında Trump zaten her zaman bunu söylüyor. Oradan gelen yani yurt dışından gelen ürünlerin Amerikan yerli yapım ürünlere haksız rekabet oluşturduğu ve bu yüzden de bunlara vergi uygulanması gerektiğini söylüyor. Harris dedi ki yani işte bu Trump'ın vergi ekleme söylemleri aslında orta sınıfı çok zor durumda bırakacak. Yaşam zaten artık fazlalaşmış olan yaşam enflasyonu daha da fırlatacak gibi bir yorum oldu. Ama şuna dikkat edelim. Trump son döneminde yani Cumhurbaşkanlığının son döneminde Çin'e bazı vergilendirmeler getirmişti. Ve Biden aslında bunları tuttu. Yani orada herhangi bir değişikliğe gitmedi. Belirli sektörlerde, belirli ürünlerde vergi getireceğim diyor olsa da aslında Çin'in bir tehdit oluşturduğu söyleme ya da böyle bir farkındalık her iki başkan adayında da var. Orada şöyle bir farklılık olabilir. Tim Walz daha önce Çin'e gitmiş, Çin'de İngilizce öğretmiş biri ve orada aslında Cumhuriyetçiler Tim Walz üzerinden demokratların daha ortada bir politika izleyeceğini söylüyorlar. Bunu şu an şimdilik hani bunu öngörmek çok kolay değil yani. Orada Harris evet bu şeyler vergilendirmeler hayat pahalılığını daha da artıracak diyor olsa da yaptıkları aslında buradaki vergilendirmeleri korumak yönünde olmuş. O yüzden azılı düşmanı Çin'e karşı savaş iki başkanda da devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir Gün TV yayınında Özgün Basmaz ile ABD seçimlerini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.